Kariyeri boyunca 70 küsür derbiye çıkmış. Derbi atmosferi önemli bilmiyor olma ihtimali olamaz bence. Olamaz yani. O gün Fenerbahçeliler kapatacak sosyal medyayı, telefonu yatacak, uyuyacak, o gün geçsin diyecek. Yapacak bir şey yok yani. İşte geçtiğimiz iki yılda doğan çocuklar ya da işte aklı ermeye başlayan çocukların çoğu Galatasaraylıysa sebebi Icardi. Icardi saf bir golcü yani. Yani Osimen de çok iyi golcü ama Icardi'nin bitiriciliği daha iyi ya. İddia ediyorum, Kai Havertz'i Bayer Leverkusen'de benim kadar çok izleyip seven yoktur. 50 defa derbi sordular, kaç kere söyledi. Yine de Beşiktaş-Eyüp maçına odaklanmak istediğini. Evet. Mustera modunu açtı yine yani. Sinem kapatılsın. <laughs> Kulisin yeni bölümünden herkese merhaba. Sinem Ökten'le birlikte daha çok dervi'yi konuşacağımız bir yeni bölümdeyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyiyim. Keyfin yerinde. <laughs> Keyfim yerinde. Aslında olmaması lazım. Öyle yorumlar geldi ki bu hafta bana. 500 tane yorum, milyonlarca izlenme, tonlarca beğeni. Konuşacağız. Ben de linçleyeceğim seni öyle. Linçle, linçle. Bu kez hak ettim. Biz hatalarımızı kabul ederiz sevgili Sky Spor izleyicileri. Evet Allah. O yüzden <laughs> yapacak bir şey bir yok. Bir tane daha milyonluk reels çıkartacağız buradan ama derbiyle başlayalım. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi net bir skorla çok iyi bir oyunla mağlup etti. Ne söylersin? Valla böyle bir oyun, böyle bir tempo, Galatasaray'dan bu kadar ön alan baskısı Dep, Fenerbahçe deplasmanında açıkçası beklemiyordum. Uzun süredir hatta biz geçen hafta programda da konuştuk. Hani Tempo olarak Fenerbahçe Galatasaray maçlarında işte daha çok sanki yenilmemek ilk hedef gibiydi. Ee, o yüzden böyle biraz daha kontrollü, az pozisyonlu, daha sıkıcı temposuz maçlar izliyorduk ama tamamen ezber bozan bir derbi oldu. Okan Hoca çok cesur çıkmış. O Haftalarca üstüne gidildi, gidildi, gidildi. O suskunluğunu resmen Kadıköy'de devleşerek bence bozdu. Tebrik ediyorum. Hem Okan Hoca'yı hem yaptığı cesur planı hem de oyuncu performanslarını. Okan Hoca'yla devam edelim o zaman. Maç sırasında bir enstantane var. Mourinho'ya doğru bakıyor ve hafif bir gülümseme. Herhalde sezonun fotoğrafı <laughs> bile olabilir şu ya. Çok ikonik bir an. Şimdi haftalarca bu konuşuldu bir de Jose Mourinho çok fazla Okan Hoca hakkında ve Galatasaray hakkında açıklama yaptı. Okan Hoca oralarda hep sessiz oldu. E yönetimle ilgili, transferlerle ilgili, Young Boys'taki Young Boys'a 2 mağlubiyetle ilgili çok ön planda eleştirildi ama hiç konuşmadı. Hatta biraz fazla sessiz kaldığını düşünmüştüm. Biraz özel hazırlanmış bence. Sahada verdi yanıtı ve o e, gülümsemeyi de e, hak etti bence. Enteresan bir bilgi var. 2017-2018 sezonundan beri Süper Lig'de Fenerbahçe'ye en çok mağlup eden teknik direktör Okan Buruk. İyi çalışıyor. Yani Fenerbahçe'ye çalışmayı da seviyor herhalde. Ya biz programla konuştuk hatırlıyor musun? Tek maç planlama üzerinde evet. aslında iki tane böyle mastermind hoca. Jose Mourinho da öyle. E, Okan Hoca da öyle ama Jose Mourinho biraz daha e, geride kaldı. Bir de şöyle bir durum var. Maç sonu işte Galatasaray YouTube'da video paylaşmış. Hı hı. Okan Buruk soyunma odası koridorlarında inanılmaz tezahüratlar, bağırış evet. çağırışlar. Gördüm onları yani baya bir tribün taraftar e, gibi e, orada e, sevinmiş Okan Hoca ve öğrencileri. Enteresan videolar. Allah'tan bu sefer dozunda bırakmış yoksa şampiyonluk kutlamalarındaki gibi biraz... Dozanacak ya evet, sonuçta olursa olsun bir maç ve 6. hafta bu arada o da var yani tabii ki ama işte derbi dediğim gibi o baskı sezon başından beri Galatasaray'da işler çok iyi gitmedi aslında. Ee, hala da bilmiyoruz yani aslında hani Avrupa nasıl olacak vesaire ama herhalde e, Avrupa macerasına başlamak için de e, yeniden takımın bir araya gelmesi anlamında işte o eleştirilerden uzak yeni sezon başlangıcı gibi bir tertemiz sayfa açtı Galatasaray ile alakalı devam edelim biraz. Şöyle bir durum. Manşeti ben şu şöyle vermek istiyorum aslında. Sadece kaybettiği diye değil ama o gün maçtaki yüz ifadeleri, stili ve üstüne mağlubiyetiyle Mourinho karizmasını kaybetmiş gibi duruyor. Ya özensiz e, görünüyordu. İlginç aslında. Şuna katılmıyorum bu arada. Hani e, hep bu bir maç Derbi ama her maç gibi vesaire açıklamaları Hocam vardı ama bence... Hocam kaybetmenin e, yolunu yapmış bence biraz. Öyle mi diyorsun? Sen daha yukarıdan <laughs> girdin. Ben biraz daha sanki hani maçı çok önemli göstermeyeyim, oyuncuların üzerinden baskıyı alayım. Biraz daha öyle bir şey gibi. Çünkü Mourinho'nun yani kariyeri boyunca 70 küsür derbiye çıkmış. Derbi atmosferi ve önemini bilmiyor olma ihtimali olamaz bence. Olamaz yani. Ama daha önemsizmiş gibi göstermeyi tercih etti bence. Hem öyle gösterip hem bir de mağlubiyet olunca tabii bu kez duble tepkileri üstüne çekti. Ben şeye biraz şaşırdım. Hani Okan Hoca'nın basın toplantısı uzun sürdüğü için Evet, o da ailevi. Basın aile toplantısına bir durum. katılmadı. Bence katılmalıydı. Yani sonuçta hani nasıl diyeyim? İş bu ya zaten hani teknik direktörlük, oyunculuk vesaire hani yani o gece artık o işin gecesi yani o maçın gecesi ve ona gerekliliklerini yapmak lazım. Bence katılmalıydı. Mourinho'ya kaçmak yakışmadı bence. Yani, yani şimdi <laughs> kamera önünde sen varsın ya ben çok rahatım ya. <laughs> yani kaçmak demeyelim ama tabii sinir bozucu bir akşamdı şüphesiz. Ya o esas soru çok acayip değil mi? O telefonda evet. bir anlaşmazlık var. Tam anlamadım. Soruya mı kızıyor? Anlamıyor mu ne dediğini muhabirin? Bence anlamıyor çünkü muhabirin o kadar kötü bir İngilizcesi var ki White Channel diyor. Evet. Yani ne kadar anlatabileceğini sen tahmin et. İşte anlatamıyor zaten. Belli anlatamadı da yani şeyi anlamadım. Yani acaba hani şeyi görüyor o The Crying One gibi bir şey paylaşmıştı. Paylaşımla alakalı düşünceni de sorayım. Ya bunlar olur ya Tatlı derbi. Yani mi? o atışmalar olacak yani. Fenerbahçe de e, Rams Park'ta kazandığında geçen sezon neler oldu? Neler yani ondan sonra? E Galatasaray şampiyonluğunda yine bütün gece paylaşımlar geldi. Şimdi e, bu derbi sonrasında o gün Fenerbahçeliler kapatacak sosyal medyayı, telefonu yatacak uyuyacak, o gün geçsin diyecek. Yapacak bir şey yok yani. Jose Mourinho adına Türkiye kariyeri herhalde çok istediği gibi başlamadı. Ya aslında lig yani şimdi puan olarak <laughs> bakınca puan kaybı da yaşadı. Üstüne derbi bir mağlubiyeti tabii şampiyonlar ligine gidememek. Evet <laughs> söyleyince böyle çok <laughs> iyi başlamamış gibi görünüyor yani. hakikaten. Ya şöyle bence taraftar Fenerbahçe taraftarı şunu istiyor. Bu maçta da Mourinho şöyle bir şey yaptı ve kazandık. Bence öyle bir dokunuş öyle bir deha görmek istiyor. Ona henüz göremedi katılırım bu noktada taraftarın düşüncesine yani artık bir, bir şeyler bir Mourinho dokunuşu. Onun bir hamlesiyle kazanılmış 3 puana ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin. Çevremde çok fazla Fenerbahçe düşmanı gördüm. Galatasaray düşmanı gördüm. Düşmanı da bilerek isteyerek üstüne basa basa söylüyorum. Ama Icardi gibisini görmedim. Yani Fenerbahçe'de şey ne inanılmaz ya. Ben de görmedim. Yani adam en son şey, e, maç önü ayrı bir tişört, maç sonu ayrı <laughs> bir tişört, bir de Ali Koç forması delirmiş. Çok çok acayip ya. Oynamadı, gerek de kalmadı. Zaten bu arada oynayamazdı da bence. Sadece Ben oynar diye düşünmüştüm ama gerek kalmadı. Şu makaranın zaten. içinde olmak için yaptı yani galibiyette. Ya şey çok enteresan değil mi? Nusret'in 3 ay önceki postuna yazmış ya yorum. Ya onu Not da hemen diye. söyleyeceğim. Nusret şey paylaşıyor. Adamın Tilla Ali Koç, adamın destanı Ama Josef eski post galiba. Evet. Not today bro. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Unutmayın yani, sizin en büyük korkunuz budur demiş paylaşım Instagram. Bütün akşam paylaşım yaptı. Hala işte dün akşama kadar hala paylaşım yapıyordu. İkardı gerçekten ilginç bir Fenerbahçe e, nefreti var yani. Çok çok enteresan. Bir noktaya geldi. Çok gelelim. da yabancılar da ben hatırlamıyorum ya. Böyle bir şey bu kadar. Yok, içselleştirip bu kadar... bir iki yılda yani hani 4-5 sene oynarsın anlarım da. Türk futbolunun bu arada e, belli bir dönem için çizgisini ve tarihini değiştiren adam bence İkardi. Çünkü hatırlarsın mesela Fenerbahçe'ye de yazılıyordu Galatasaray'a geldiği Zaten dönem. Zaten Koç biz istemedik dedi. Ve Ali Koç başkan. yönetimi istemedi. Sonrasında Galatasaray'ın iki şampiyonluğunun en büyük mimarı ve sembolleşti artık Galatasaray'da çok kısa bir süre bence, içinde. Bence işte geçtiğimiz iki yılda Doğan çocuklar ya da işte aklı ermeye başlayan çocukların çoğu Galatasaraylıysa sebebi ikarıda. Bence öyle. Teaser aldım. Aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden bir tanesi Osman. En büyük yıldızlardan olmayabilir. Çünkü hani biz onun tartışmasını yapmıştık. Roberto Carlos'lar geldi, Hacılar, Drogba'lar. Ama bulunduğu konum itibariyle işte yaşı ve transfer mark e değeri itibariyle en büyükleri arasında kesinlikle. Derbide nasıl buldun? Çünkü benim bununla alakalı bir yorumum var. Katılacak hmm. mısın merak ediyorum. Derbide bence iyi oynadı. Çok çok iyi gibi bir performansı yoktu ama dediğim gibi çok da gerek kalmadı. Aslında savunmayı peşine taktı. Onları orada yıprattı ve yordu. Bir şekilde diğer takım arkadaşlarına alan açtığını düşünüyorum. Ama göğüs pası first class. Yani ben bu arada anlamadım bile yani hani Birkaç kere izledim sanki kafa gibiydi çünkü. Tekrarında falan gördüm. Gerçekten first class yani. Ben şöyle bir yorumda bulundum. Osman bence günümüz futbol standartlarında fizik olarak hani her bakımdan Icardi'den daha önde ama safkan bir golcü arıyorsanız bence Icardi'nin yerini tutabilecek Türkiye'ye gelmiş bir isim olmayabilir. Yani çünkü inanılmaz bir kariyer. Şu sana şunu sorayım. Bunu bir arkadaşıma sormuştum. Hayatın bir tane karşı karşıya pozisyona bağlı. Hı hı. Gol olursa bu pozisyon hayatın kurtuluyor. Icardi mi değerlendirsin o pozisyonu o simen mi? <laughs> Icardi galiba ya. Çok net bir golcü çünkü. Ömer abi. Enesiri. <laughs> <laughs> ya. Nesiri. <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. İyi bir yere parmak bastın evet. abi. Evet. Yani tabii düşündürücü bir türlü ritim bulamama, takım içine katılamama. İşte ona uygun bence bir sistem olması lazım. Öyle bir sistem de yok. Fenerbahçe çok duran top oynuyor. Ee, özellikle ilk 11'deki işte Mourinho'nun tercihi. Yani Galatasaray o kadar atlet, süratli kaldı ki e, Fenerbahçe'de biraz işte Adan Sen Maksimen'le hareketlilik yakalamaya çalıştı ama işte Tadiçi'nin pozisyonuyla beraber kayboldu. Şimanski keza aynı şekilde. Zaten çok hareketli oyuncular değil bunlar. Ee, o yüzden şu an sistem işlemiyor. O Icardi mevzusuna da şöyle geri döneceğim ben. Yine şunu söyleyebiliriz. Osimen'in pasını Icardi de, ama Icardi'nin her bitirdiği pozisyonu Osimen bitiremeyebilir. Bitiremeyebilir katılırım ya. Icardi saf bir golcü yani. Yani Osimen de çok iyi golcü ama yani evet Icardi'nin bitiriciliği daha iyi ya. 2015 yılı bir tweet Twitter'ın parlamaya başladığı dönemler Jose Mourinho demiş ki Galatasaray'a 5. yıldızı ben kazandırmak istiyorum. Hocam galiba hedefleri doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Hala e, <laughs> şöyle düşünüyorum. Hala evet Galatasaray daha üstün oynadı. Bence özellikle orta sahada çok daha üstünde ama Fenerbahçe de çok şans yakaladı. Tabii bunda Galatasaray'ın aşırı önde basması golden sonra özellikle. Arkaya çok fazla tabii top gitti. Ee, ve şans yakaladı Fenerbahçe. Ya bu maç mesela 3-3, 3-4... 4-3 öyle bir şey de olabilirdi. Ee, çok gol şansı yakaladı ve değerlendiremedi Fenerbahçe ama bu da ayrı bir sorun tabii ki. Ben mesela Jose Mourinho'yu şurada eleştirebilirim. Bir ilk 11 tercihi hadi gördün işlemiyor sistem. Ee, Yunus mesela yıldızlaşıyor yani hani artık. Hiç tutamıyorsunuz kanatları vesaireyi. E mesela hani İrfan hamlesi hiç gelmez miydi? Ya da Cengiz'le başlamak gibi bir sürpriz yapılamaz mıydı? Ciku Enesir'i değişikliği çok mantıklı görünmüyordu. Ciku sahanın iyilerindendi. İşte ne bileyim Amrabat girdi. Amrabat iyiymiş yani onunla... Onu da yeni gördük. Ee, Amrabat evet, iyiymiş. Başlanmaz mıydı? Onu savunmaya çekince bu kez iyice öldü Fenerbahçe'nin e, orta sahası. Hücum attı. O yüzden yani hani bu anlamda eleştiririm ama Fenerbahçe de iyi şans yakaladı yani. Mustara Galatasaray... tabii orada. Özür diliyorum bir kere. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın <laughs> derbi performanslarını konuştuk. Biraz da Sinem Ökden'in derbi performansını konuşalım. Mustera mı mi? 1500 tane yorum gelmiş. Geneli Mustera Livakoviç ile alakalı. Livakovic dedin. Mustera Galatasaray'da sözleşme kapacak bir performans daha gösterdi maçta. Sinem Öktan kapatılsın. <laughs> en kötüsünü söyleyeyim mi Sinemok'tan sana? Sinem Öktan kapatılsın Sara ya. Sara mı Fred de. Sara mı Fred Ama diye yani sordum. Bir şey söyleyeceğim. Fred dedin bir saniye. Dedim. <laughs> Sara gole giderken Fred'i yanında sürükledi Karan sürükledi. Etti. Golü bıraktı. Gerçekten öyle. Ee, Fred'in de bu kadar kötü oynayacağını bilemezdim ama artık Sara. Ee, Sara'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'a iyi uyum sağlayacağını biliyordum bu arada ama yani bu maçta e, iyice artık Torreira ile beraber önlerinde de Mertens hakikaten kusursuz bir orta saha oldular. E, bir bu. ikincisi e, Mustere ve Mustere severlerden özür diliyorum biz hatamızı kabul ederiz dedik daha programın başında. E, sezona iyi başlamamıştı bu sene ama muhteşem bir derbi performansı. E, yani o maçın başında Şimanski pozisyonuydu değil mi? Shimanski'nin? ki. Pardon Oservolde'nin. Sonra Shimanski'nin de var ama bir tane sanki. O pas bu arada Oservolde'ye atılan pası Şimanski atıyor. Ha tamam. <laughs> Aynen pardon o, o aklımda kalmış benim. E o Elnesiri'nin pozisyon orada tabii Elnesiri'nin de beceriksizliği var hakikaten ama yani %89 kurtarış yüzdesi ne olabilir ki yani daha müthiş oynadı. Galiba geri dönüş maçıdır ya. Evet, Muslera evet. modunu açtı yine Şampiyonluk yani. Şampiyonluk modu onun bambaşgedir zaten modunu açtı. 4. yıldızdaki o performans özellikle ya Mersin maçı. sonuçta Muslera yani bu ülkede Galatasaray'a bir futbol takımına kalecilik performansıyla şampiyonu kazandırılabileceğini evet. gösterdi. Senin derbi tercihlerinde Atan'la Tutan'ın yanlıştı ya. Benim evet derbi, aynen. derbi Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani. Atan'la tutan da şöyle. Orada biraz yanlış anlaşılma da olmuş. Ben Osimen'i ay şey, Ceko'yu Osimen'in önüne koymadım. Osimen tabii ki daha iyi bir center for. Yani bunu tartışmıyorum bile. Ama Kadıköy'de hani Ceko'nun uyanıklığı sezonda iyi başladı. Dinlendi geçen maç falan. Belki daha uyanık ve daha iyi e, daha rahat skor bulur diye düşünmüştüm ama yani bu arada Ceko da bayağı pozisyona girdi. Attırıyordu Davinson'u. Attırıyordu Davinson'u. Yani artık maçın sonunda nefesi kalmadı. Ben yani orada da mesela değişiklik lazımdı falan da. Yani bence yine Ceko kötü değildi. Fenerbahçe'nin iyilerinden de. Musere'ye geleceğim. 2010 yılı işte Türkiye'ye geliş yılı. Yaklaşık 14 yıldır damga vuruyor. Yani neredeyse senin medyaya başladığın dönemlere mi denk geliyor? Kaç yıl oldu sen başlayalı? 12 falan. Ökten 12 yıldır. Spor medyasında. E zaten var benim en şey çok. En başından. E, yani. Daha işte yeni muhabirlik yıllarımda Galatasaray Atletico Madrid maçı zamanı İspanyolca biliyorum diye gitmiştim röportajı işte. E, o zamanlarda daha çok onun da yeni yıllarıydı. İşte evet muhtemelen 3. yılı falan Podolski'nin gol attığı Hı? Atletico Madrid sevisi. Evet evet. Baya olmuş. Çok oldu. Spor medyasına, Ayıp oluyor. Spor medyasına <laughs> ya bu çocuk beni öldürecek. Çok Biraz da Emin Anıl inçleyelim ya. ya. Çok olmuş falan hayır, diyor burada. Hayır hayır ben şu anlamda çok olmuş diyorum. Spor medyasına <laughs> emeklerini göz ardı etmemek. Yani yaklaşık bir 10-12 yıldır. Tabii <laughs> e, oldu <laughs> valla. İzleyicilerin de bilmesi gerekiyor oradan. diye. NTV Spor'la başlayan bir macera. Ya ben de çok az içinde bulundum bu arada NTV Spor'un. Yani spor medyasını hedefleyen hemen hemen herkesin içinden girmek isteyeceği yerdi. Evet çok güzel bir ortamı vardı hakikaten. O çalışması e, aslında çok çok zordu. Benim çalıştığım en zor yerdi. Belki tabii stajyerlikten başladığım için de olabilir ama e, çok keyifliydi. Hiçbir şey değişmem oradaki tecrübeyi, eğitimi, eğlenceyi. <gülüyor> <gülüyor> Benim tabii çalıştığım zamanlarda biraz daha küçük bir kadro vardı zaten Hı -hı. orada. Ondan sonrasında daha rahat bir çalışma ortamı vardı diyelim. Burayı geçiyorum. Premierlikte bir rekor var. Rekor denilince belki kısa zaman zarfına baktığımızda Haaland gelebilir aklına ama değil Kai Havertz. 5 <laughs> Evet, 5 pas yapmaya çalışmış ama bu pasların <laughs> hiçbirisinde isabetli olamamış. Premier Lig tarihinde bir maçta isabetli pas atamayan tek oyuncu olarak tarihe geçti. Ben Kai Havertz'e sallayınca sen futboldan anlamıyorsun oluyor. <laughs> bu arada geçen sezonu iyi geçirdi ama ben yine de sevmiyorum Kai Havertz'in oyun stilini. Oyun tarzını bir türlü o böyle kıramadı bence. En çok işte geçen yıl çok yaklaşmıştı. Bence orada da Hala potansiyeline ulaşamamıştı ve hiç ulaşamayacak yani şaşırmadım. Hiçbir zaman level kurucağın günlerindeki o vadettiği oyuncu olmayacak yani. Bu arada O dönemlerde e, Bu Nessiga Ligine canlı Program yapardık biz. Onu da mı sen yapıyordun? Evet yapardık. Söyleyebilirim herhalde. Tabii, Nesne tabii de ki. Nesne TV'de yapıyorduk. Ee, o yüzden iddia ediyorum. Kai Havertz Bayer Leverkusen'de benim kadar çok izleyip seven yoktur abi. Bütün maçını neredeyse izliyordum bütün maçlarını. Çünkü hep denk geliyordu bana Bayer Leverkusen maçı. Müthiş oynuyordu. Ben Premier Lig'e çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyordum. Tabii ki kolay değil. Gitti, orada sıkıntılar yaşadı vesaire falan. Geçen yıl işte bence en yüksek seviyeye ulaştı. seneydi. Onda bile benim için yetersizdi. Milli takımda da gördük Euro 2024'te alıştı. Çok kritik bir sorun var. Kai Havertz'in Leverkusen günleri Florian Wirtz'in Leverkusen günleri mi? Florian Wirtz günleri mi? Wirt galiba ya. Şampiyon da yaptı çünkü. Wirtz galiba. İkisi de çok iyiydi ama. Ama tabii ki yani başarmak Onlar da yine de son dakika geri dönmüş. Evet 4-3. Zabun abi anlatmıştım maçı. Selam olsun canım abim ya. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> haftanın şarkısı. Sen hangisi? Şey o? Bilmiyorum. Süper Lig'de bence haftanın şarkısı canın sağ olsun. <laughs> Tayfur Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tuttu diye yorumluyorum. Yok artık diye yorumluyorum. Yani tabii Tayfur tarafından yapılmış olması hala bugün sosyal medyada trendlerdeydi Tayfur. Valla İpspor çok iyi oynadı bu arada. Evet, muhteşemdi bence de. Çok iyi oynadı. Beşiktaş çok şanslı bir şekilde 3 puan aldı. Ama yani futbolculara o işlere girmiyorum ben hiç. Ya futbolcu arkadaşı olmuş olsaydım kesin pozisyonu paylaşıp Semih Cenk şarkısıyla da hikaye atardım. Ama ya. paylaşılmıştır kesin ya Semih Cenk'le. Şeyden... Arkadaşı olarak paylaşırdım ben. Makaraya vururdum yani. ya <laughs> evet, çok, kötü bir futbolcu. Yani çok talihsiz bir andı bence Tayfur için. Ama öyle bilinçli falan. Arda yok. Arda Turan'ı tebrik etmek gerek. Büyük hoca olacak ya. Bence de. Çok iyi oynattı o maç öncesindeki planlarını. Bu arada maç sonunda da e, gerginlik Arda Turan sinirlendi falan. Hiç öyle bir şey yok. Ay sinirlenir tabii ki. Bu arada sinirlenmiyor bence. Yine orada da kendini tutarak düzgün bir şekilde ifade ediyor kendini. Yani 50 defa derbi sordular ya adam. Adamın maçı var yani. 50 defa derbi sordular. Kaç kere kırmadı herkes. Hatta bir tanesinde HT Spor'da canlı yayında denk geldim. Yani orada bile söyledi. Yine de hani Eyüp Spor, işte Beşiktaş Eyüp maçına odaklanmak istediğini. Herkesi kırmadan yanıtladı yanıtladı. Artık hala maç sonunda ya Eyüp bu çocukların mücadelesine dedi. Kesinlikle %100 hak veriyorum ya. Sürekli ağzından bir laf almaya çalışıyorlar. Bir şey patlatsın bir, istiyorlar ondan yani. Ondan sonrasında düzgünce cevap veriyor. İstediklerini alamayınca tekrar soruyorlar. Adam sonunda hata da yapabilir ama bu kadar bir insanın üzerine giderseniz eğer. hani O çok sinirlendi işte orada parladı falan öyle birkaç başlık falan gördüm. Hiç de öyle değil bence. Yine orada hiç şeyi bozmadan ama yani adama kaç kere sordular ya yeter yani. Hocama selam olsun bundan sonraki durağı muhtemelen Galatasaray olur. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek isteyeceğim bir ben şey? Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir derbi sohbeti. Bizim için güzel bir sohbet oldu gerçekten. Bakalım bu hafta ne icimizle çekip yazacaklar. Onu ve Erak'la bekliyorum. Ben bakalım onların eline ne evet. vereceğim diye. Beni ne için bu kez zinclettireceksin bakalım? <laughs> Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.